Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir edebiyat dersiyle daha beraberiz. Bugün yine bir edebiyat denemesi yapacağız. Mümkün olduğunca ÖSYM formatına yaklaşmaya çalıştım. Nasip kısmet arkadaşlar ne kadarı benzer gelir, ne kadarı farklı gelir. Sınavda bunu göreceğiz, gerçek sınavda. Ama biz mümkün olduğunca farklı soru tiplerini göreceğiz. Mümkün olduğunca öğreneceğiz, hatalarımızı göreceğiz ve gerçek sınava dopdolu gireceğiz. ÖSYM'ye nazire denemeleri arkadaşlar yine gelecek. Birkaç gün içerisinde onu da yine hazırlamaya çalışacağım. Birincisi bayağı bir beğendiniz ve çok güzel sonuçlar gördüm yorumlarda. İnşallah ikincisinde de güzel sonuçlar elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Onun da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladım. Evet, biz hemen başlayalım bu denememize. İlk 3 sorumuz klasik TYT Türkçe niteliğinde olacak. Diğer 21 sorumuz da edebiyat niteliğinde sorular olacak. Yine açıklama kısmına PDF olarak attım. Başta bir güzel çözersiniz. Daha sonra birlikte çözmeye başlarız. Hemen başlayalım. Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor bakalım. Şimdi altı çizili cümleyi verdiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya takılı kalmıyoruz. O cümle paragrafın içerisinde bir anlam kazanacak. O yüzden hemen üşengeçlik edip hocam şuraya okuyayım da geçeyim hemen işaretleyeyim demeyelim, işimizi garantiye alalım. Yazı perisinin ne zaman insanın yolunun üstüne çıkacağı belli olmaz. Yedisinde onun büyüsüne kapılıp bir daha ondan yakasını kurtaramayanlar olduğu gibi 70'inde gider ayak yazının altına binenler de yok değildir. O elmayı bir kere dişlemeye görsün insan. Bir daha kendini alamaz ondan. Neyden? Yazmaktan. Evet, yazı insana yaşamın bütün tecrübesini öğretirken yazarının gençliğini, yüreğinin ateşini ve beyninin ışığını kendine mecbur eder. Evet, yani bir alışkanlık, bir bağımlılık oluşturuyor diyor. Ben onu anladım. O elmayı bir kere dişleyince ne yapıyor? Ya bu elma çok güzelmiş ya, ben biraz daha yiyeyim diyor. Ve elmanın tamamını yiyor. Yani yazarlığa bir kere başlayınca kendini oradan alamıyor. Ömrünün sonuna kadar devam ediyor. Bunu anladın mı? Tamam. Bakalım en yakın. En yakın ne çıkacak? A. Yazma eyleminin tadını alan kişinin kendini onun çarkından kurtaramaması. Neden? Yazma eyleminin tadını alıyor. Bak, elma ile benzetme yapmış. Kendini onun çarkından kurtaramıyor. Bir daha kendini alamıyor ondan. Neden? Alışmış. Cuk oturmadı mı arkadaşlar? Net oturdu bakın. Yaşamın ileriki yıllarında yazının insana daha alımlı gelmesi. Tamam, biraz daha alımlı geliyor ama bu altı çiziliyle ne anlatmak istiyor, değil mi? Okuma alışkanlığı kazanmakla ilgili bir şey var mı? Hayır, işte kitaptan ayırma. Okuma alışkanlıkla ilgili bir durum yok. Genç yaşta yazmaya başlayan yazarların yazmayı bir tutku derecesinde benimsemesi. Tamam da hani alışkanlık nerede burada? Genç yaşta başlamaktan mı bahsediyor? Normal bir başlamaktan mı bahsediyor? Normal bir başlangıçtan. İnsanın yaşam deneyim kazanmasında yazının önemli bir rolü var. Tamam, sonlarda bahsetti de altı çizili de onu bahsetmedi ki. O yüzden cevap ne oldu? Ada ne oldu? Bariz şekilde karşıladı arkadaşlar. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Ayraç içindeki anlam yoktur diye bir soru karşımızda. Bakalım. İvedilik. İvedilik ne demek? Çabucak. Hemen. Bakalım. Baş ağrısı, mide bulanması, kusma gibi durumlarla karşılaşırsanız hiç vakit kaybetmeden bakın. Çabucak doktora başvurunuz. Bakın anlamı karşıladı mı? Karşıladı. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu ivediliği. Bakalım koşul anlamı katmıştır diyor. Kent ortamında yapılan uzun yürüyüşlerin kalabalık ve trafik nedeniyle çekilmez olduğu düşünülse de bu yürüyüşlerin sağlık açısından yararları göz ardı edilmemelidir. Dikkat! Arkadaşlar, her saseyi gördüğünüzde hemen atlamayın koşul diye. Tamam? Bir cümlenin anlamına bakın. Koşulun ne diye sorabiliyor musun orada? Bir daha okuyayım bakın. Kent ortamında yapılan uzun yürüyüşlerin kalabalık ve trafik nedeniyle çekilmez olduğu düşünülse de bu yürüyüşlerin sağlık açısından yararları göz ardı edilmemelidir. Koşulu ne? Hiçbir cevap vermiyor ki bana. Koşulun ne diye soracaksın. Koşulun anlamını vermemiş ki. Cevap bariz şekilde bursa oldu. Amaç var mı? Burada da amacın ne diye soralım. Kapalı avlulu medrese örneklerinden biri olan Yakutiye Medresesi, 1995'te yöre kültürünü yansıtan eserlerin sergilenmesi amacıyla restore edildi. Bakın, direkt cevap verdi mi? Verdi. Eleyelim. Yanılgı.
Kendisinden önceki kuşakları okumayan birçok genç yazar, yazdığı yapıtlarla bir ilki gerçekleştirdiğini sanırken, aslında bakıyorsunuz ki 200 yıl önce bir sanatçı öyle bir esere kalem almış ki, öyle bir yanılgıya düşüyor, öyle sanıyor. Karşıladı mı? Karşıladı. Saptama var mı bakın? Olan bir durumla ilgili bir tespit var mı? Ülkemizde son yıllarda bilim kurgu türünde yazılan romanların sayısında önemli bir artışın gözlendiğini saptıyor arkadaş. Olan bir şeyi anlattı. Bitti. Bu da var. O yüzden cevabı zaten Bursa dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Boşluk doldurmamız karşımızda. Evet, boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Antonioni, tüketim toplumuna karşı eleştirel bir tutum. Zabriski noktası filminde de diğer filmlerinde kullanmış olduğu mekan ile anlam yaratma tutumuna çöl ve şehir. Bakın, çöl ve şehir. Acaba çöl mü olsun, şehir mi olsun? Bir ikilemde kaldı mı? Çöl ve şehir ikileminde devam ettirir tutumunu, bu ikilem arasında devam etmez mi? Eder. Bakalım sergilediği oluyor mu? Tüketim toplumuna karşı eleştirel bir tutum sergileriz değil mi? Tutum görmeyiz, tutum karşısında demeyiz, tutum aldı, tutum bildiği demeyiz. Tutum sergileriz ve çöl ve şehir ikisinin arasında kalır değil mi? İkileminde kalır. O yüzden arasında desek burada da C olmuyor mesela. Karşısında olmuyor. O yüzden cevabımız bariz şekilde Bursa oldu. Ve artık arkadaşlar klasik edebiyat sorularımıza geçelim. Şiir bilgisi olmazsa olmazlarımızdan hangisi yanlıştır diyor bakalım incelemeye başlayalım. Birinci dörtlük semaiden. Semai demek eşittir. Ne demek? 8 ile hece ölçüsü demek. Sayalım bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitti. Diğeri de 8'dir. Pek uğraşmayacağım. Birincisi semaiden. Evet. İkincisi dörtlük koşmadan. O da 11'li mi? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zaten kafiye örgüsüne de bakınca. Bakın alim, zulüm, zalim. Aynı bitiyor. A. Zor imiş farklı. Ve klasik koşmanın örneği koşmadan alınmış diyebiliriz. A doğru, onu eledik. Birinci dörtlük lirik diyor. İşte aşk, sevgi, güzellik, hasret bunlardan bahsetmiş mi? Elif kaşlarını çatar, gamzesi bağrıma batar. Ak elleri kalem tutar, yazar Elif Elif diye. Elif'ten bahsediyor, gamzesinden bahsediyor. Bir aşk var. Daha neyden bahsetsin ki? Lirik. İkinci dörtlükte satirik. Saftirikten aklımızda kalacak değil mi? Saf diye eleştireceğiz. Eleştiri var mı? Okuduğun tutmaz oldu alimler. Kalktı da adalet arttı zulümler. Terlemeden mal kazanan zalimler. Can verirken soluması zor imiş. He. Bunlara karşı bir eleştiri var mı? Zalimlere karşı var. O halde bir eleştiri var. Satirik de diyebilirim. Tamam. Her iki dörtlük de düz uyak şemasıyla oluşturulmuştur diyor. Hemen bakalım. Çatar batar tutar diye bu da AAAB olur mu? Olur, çat bat tut. E bu da AAAB. Biz buna düz uyak deriz. Yani AAAA olsa da düz uyak deriz. AAAB olsa da düz uyak deriz. Her ikisi de bu şekilde, buna da doğru dedik. Her iki dörtlükte de divan şiirine ait mazmunlar, kalıplaşmış sözcükler vardır diyor bakalım. Elif kaşlarını çatar, gamzesi bağrıma batar. He, gamze. Divan edebiyatına çok önemli değil mi arkadaşlar? Neden? Şimdi gamze deyince hemen yanaktaki çukur geliyor değil mi? Tamam, o var da gamze ile asıl kastedilen şudur. Yani şöyle düşünün. Bir Osmanlı devrinden bahsediyoruz divan edebiyatında arkadaşlar. O zamanın sosyal hayatını düşünün. Kadınların giyim kuşamını düşünün. Aşık kızı görünce sadece ne yapacak? Gözlerini görecek değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, sadece gözüne yazacak çeşm. Hani türküde vardır ya, işte gidiyorum çeşmi siyah diye, siyah gözlüm. Dide çeşm gözlere yazılacak, kaşlara yazılacak. Dikkatinizi çekiyor mu? Divan edebiyatında dişe yazılır. Hep yüz tabiri vardır. Dolayısıyla gamzeye de yazılacak. Gamze ne demek? Süzgün bakış demek arkadaşlar. Yani nasıl? Kızın etrafında dolaşıyor. Kızın şöyle bir süzgün bakışı, yani çıkma teklifine evet mi diyor, hayır mı diyor anlamını taşıyor. Tamam, o bakışlar çok önemli. Bakışlar böyle kirpikler ok, kaşlar yay,
Bir baktığında aşığı kalbinden vurup yaralamıyor mu? Yaralıyor. Ayrıca bir anlamı daha var. Padişahın şöyle bir bakışı, ince bakışı arkadaşlar. Vurun kellesini anlamını verip idam cezasına da neden olabilir. Bu şekilde de gerçek bir ölüme de sebep olabilir. Dolayısıyla gamze bence çok önemli bir mazmun. Burada kullanmış birinci dörtlükte. Daha gitmiyorum. İkinci dörtlüğe baktığında okuduğun tutmaz oldu alimler. Kalktı da adalet arttı zulümler. Terlemeden mal kazanan zalimler can verirken soluması zor imiş. Nerede bir mazmun? Yok ki. Ben öyle bir şey göremedim. Burada Gamze'de bir saat anlattık. İkinci dörtlükte bir şey yok arkadaşlar. Mazmun, kalıplaşmış bir şey. Bir, ne bileyim bir kirpikten, bir yaydan, bir şemden yani mumdan, pervaneden hiçbir şeyden bahsetmedi ki. Servi ağacından, mazmunlardan bahsetmedi. O yüzden cevaba bariz şekilde deniz derim. Her iki dörtlükte de redif ve uyak vardır diyor. Hemen bulalım. Kafiye redif bulurken ne yapacaktık arkadaşlar? Son kelimelere bir bakalım. Ve köklerine bakalım. Çatmak, batmak, tutmak. Kökte ortak bir benzerlik varsa bul kafiyeyi. Ben sadece T'leri görüyorum. Tek ses benzerliği varsa biz buna ne diyeceğiz? Tam kafiye diyeceğiz. Geri kalan ortak R'lara da ne diyelim arkadaşlar? Biraz karıştı ama idare edin. Redif diyeceğiz. Tamam. Şimdi diğer dörtlüğe bakalım. Alim var. Zulüm var. Zalim var. Tamam. Ortak özellikleri görüyor musunuz? Burada da M harflerinin benzediğini gördüm. Tek ses benzerliği. Tam uyak. Geri kalan lerlerlerde ne olsun? Redif olsun mu olsun? Her ikisinde de redif kafiye var. Cevaba ne dedim? Denizli dedim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Tam çıkmalık. Yani hepsi öyle de. Bakın bu özellikle benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bakalım. Burada sizin ufak bilginizi yoklayacak. Gayet basit. Mesela arkadaşlar hemen ben ne yaparım? Bir kafiye örgüsünü bulurum. Ezelimdir A, mahallim A, aynı bitiyor bakın. Emelim, elim, amelim hep A. Tamam. Buraya baktığımda söyleşelim, söyleşelim. A, A verdim. Bakın bu da söyleşelim A. Ama şu biraz farklı. A, A, B, A şeklinde oldu mu oldu. Şimdi mesela ikincilere baktığımızda hangileri A, A, B, A? Rubai, tuyu, rubaiyatü. Bunlar A, A, B, A şeklinde. Ama murabba A, 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 A şeklinde olduğu için ben murabbadan dolayı A şıkkını ne yapayım? Eleyim mi? Eleyim. Tamam. O halde bir de birinci dörtlük değil bu pardon. Beşlik yani. Gerçi dörtlük de olsa, beşlik de olsa bent deriz. Bent var burada. Tamam. Buna da dörtlük diyelim. Şimdi neyse önemli değil. Şimdi arkadaşlar beşlik şeklinde yazılmış. Dikkat, kıta. O günümüzdeki işte İstiklal Marşı kıtalarla yazılmış yani dörtlüklerle yazılmış o kıta değil. Divan edebiyatının kıta ikilik yani beyitler halinde yazılıyor. Baktığınızda birinci de beşlik bir dize var. Eleyim mi eleyim? Mesnevi'de öyle değil miydi? A, A, B, B, C, C diye gidiyor. Kafiyeler kendi aralarında uyaklı oluyor. İkilik yani beyitler halinde değil mi? Evet bunu da eledim. Peki rubayı arkadaşlar. Rubayı az önce bulduk. Dörtlük şeklinde. A, A, B, A şeklinde kafiye örgüsü var. Baktığınızda hepsi A, 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 A ve beşlik. Bunu da eleyelim mi? Eleyelim. Kaldı Muhammes. Evet Muhammes beşli dizelerle yazılan yani bentlerle yazılan bir nazım şekli. Dolayısıyla cevaba ne dedik? Bursa dedik. Gördünüz mü? Zor mu arkadaşlar? Ya, aynen böyle çözeceksiniz. Ve Hüseyin'e daha önce sordu. Yine sorabilir. Bu mantıkla. Evet hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bir şiir var. Ziya Osman Sabah'ın bu şiiriyle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Sabah karanlığında şiiriyle ilgili. Önce şöyle bir okuyalım, ısınalım. Sabah karanlığında yakılan elektrikler. Duvarlarda, tavanda hazin ışığı. Tanrının günü bir kırık aynada. Saç beyazı, alın kırışı demiş. Tamam. Bir hüzün çağrıştırıyor mu bizi arkadaşlar? Saçı beyazlamış, alnı kırışmış. Yaşlılığa doğru haliyle bir hüzün çağrıştıracak değil mi? Kırık bir ayna varmış. Yapayalnız kalmış adam. O hüzünlenmesinde kim hüzünlensin? Zaman geçtikçe ömrün kısaldığı da hissedilmiyor mu? Bakın saçlar beyazladı, alın kırışıklığı var. Bakın hazin bir ışık var. Artık yalnız kalmış, ömür kısalmış. Belki de işini kaybetmiş değil mi? Tamam.
Koşmanın ilk dörtlüğü gibi A, B, C, B şeklinde kafiyelenmiş. Dikkat arkadaşlar. Dikkat, ÖSYM daha önce sordu. Şimdi hocam bize koşmanın ilk dörtlüğünü şu şekilde öğrettiler diyeceksiniz. A, B, A, B şeklinde. Daha sonra B, 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 A, C, 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 A, D, 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 A diye gidecek. Ama arkadaşlar bu şekilde de olur. ÖSYM böyle bir örnek verdi. Yani A, B, C, B şeklinde de görürseniz bunu da koşmanın ilk dörtlüğü olarak kabul edebilirsiniz. Şöyle bir baktığında bakın elektriklere A verelim, ışığı farklı B verelim. Daha sonra aynı o da farklı C verelim. Kırışığı bakın ışığı aynı bitmiş. Buna da B verelim. A, B, C, B şeklinde kafiyelenmiş. Koşmanın ilk dörtlüğü gibi. Gibi dedim tabii, koşma demedik. Görsel ögelere yer verilerek duygular somut şekilde dile getirmiş. Bir somutlaştırma yapılmış mı? Yapılmış tabii. Sabah karanlığını bize hissettiriyor. Elektrikler varmış. Duvarları, ışıktan bahsediyor. Kırık bir ayna, daha neyden bahsetsin adam? Tabii somut görsellikler var. Tamam. Hece ölçüsüyle yalın bir dille oluşturulmuştur. Şimdi hece ölçüsü hece sayılarının eşitliğine dayanacak, değil mi? Hadi bir iki tanesini sayalım. Parmak hesabı yapalım bir. Bakalım parmak hesabıymış. Sabah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hayda. Birbirinden farklı. Adam serbest takılmış. Bana ne heceden demiş ya. Birini 14'lü yazarım. Beni kurallara sıkışık olarak bırakma. Ben rahat rahat yazayım demiş. O yüzden sen buna hece ölçüsüyle yazılmış diyebilir misin? Diyemezsin tabii. O yüzden cevaba ne diyelim biz? Edirne diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Bu dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? İnceleyelim. 1, 3 ve 5. dizeler birbiriyle tam uyaklıdır diyor. 1, 3, 5'e bakacağız. Evet, başında, yaşında, taşındaları gördüm. Hemen köklerine bakalım. Baş gördüm, yaş gördüm, taş gördüm. Köklerde ortak benzerlik arkadaşlar, aşlar var, gördük mü? O halde iki ses benzerliğine tam uyak demez miyiz? Deriz. Bu var, bu doğru. Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur. Hatırlıyor musunuz? Karaca oğlan demiyorlardı da Karaç oğlan diyorlar. Bakın ne eylersin demiyor da ne eylersin dese, atıyorum bu 12, 10, 10'sa 12 ise 11'e düşürmek istiyor adam. O yüzden bir ünlü düşürmesini yapıyor. Bakın ne eylersin. E'yi düşürdü mü düşürdü. Neden? Atıyorum bu 12 ile saymadım. Belki de öyle. Vakit kaybetmeyeceğim. Bunlar 11 ile. Şimdi ortamı bozuyor bu. Ortama ayak uydurması gerekiyor. Ne yapıyor? Şundaki ünlüyü düşürüyor. Ne eylersin diyor. O da oluyor. Ne? 11 oluyor. Karaca oğlan örneğindeki gibi bunu yapıyorlar, var. İnsanın ebedi bir canlı olmadığına vurgu yapılıyor. Ölümden bahsetmiyor. Ne eylersin? Ölüm herkesin başında. Ebedi değilsin ki, ölümsüz değilsin. Tamam, yapılmış bile. İkinci ve dördüncü dizelerde zengin uyaklı redif vardır diyor. 2 ile 4'e bakacağız arkadaşlar. Olacak olacak ne yapıyorduk, hatırlıyor musunuz? Son kelimeler birebir aynıysa sola doğru kaydırma yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Kafiye redifi bulmak için. Şimdi uyanamadın. İşte uyanmak desek köküne saltanat desek bir ortaklık, bir yerde ortaklık oluşturacağız ki önce bir kafiyemizi bulalım. Bu sefer ne yapacağız ortaklık oluşturmak için? Sağa doğru kaydıralım mı arkadaşlar? Bakın saltanatın dersek bunda da uyanmak kökü. Bunu da yine sağa doğru kaydırdığımda uyanamadın dersek. Bakın şurada ortaklığı gördünüz mü? Inları görüyorum ben. Şimdi ortaklık oluşturduk. Başta neyi bulacağım ben? Kafiyemi bulacağım. Onu bir cebe atacağım. Inları gördünüz mü? Gördük. İki ses benzerliğine ne diyoruz biz arkadaşlar? Tam kafiye. Geri kalan olacaklarda ne olacak? Redif olacak. Tamam. Bana burada ne dedi? Zengin uyak var dedi. Hayda, oldu mu şimdi? Olmadı. Tam uyak buldum ben burada. Zengin değil. Tam. Cevabım Denizli oldu. Son iki dizede ironi söz konusu olup, yani ironi alaya alma, hafif espri söz konusu olup, sen musalla taşındayken
Herkes senin önünde el bağlayacak. He, normalde hani canlı birisinin önünde el bağlamak ne demek? Saygı göstermek, işte karşısında biraz çaresiz kalmak değil mi? Evet. Orada da bir namazlık saltanatın olacak. He, neden saltanat demiş? Padişahların önünde herkes el bağlar ya, ona benzetmiş. Hafif ironi yapmış. Tah misali o musallığa taşındı arkadaşlar. Aynen öyle, çok müthiş bir ironi olmuş. Cevabı ne diyelim? Biz Denizli diyelim. Aşağıdaki dizelerin hangisine parantezle verilen söz sanatı yoktur diye bir soru. Hatırladıysanız ÖSYM, bakın çok benzer bir soruyu sormuştu, yoktur şeklinde. Böyle bir soru aldım. Bakalım tek tek inceleyelim. Şimdi sondan inceleyelim mi arkadaşlar? Bakın dedimleri gördüm ben burada. O halde tekrarlama sanatı var mı? Var. Bunu eledim. Tamam. Telmih neydi? Ünlü kişiler olur, işte peygamberler olur, ünlü olaylar, savaşlar olur. Meşhur bir durumu bana orada ifade ederse ben buna ne diyeceğim? Telmih, hatırlatma. Burada neyi hatırlattı bana? Bedir'in aslanlarını, Bedir Savaşı'nı hatırlattı mı? Hatırlattı. O halde telmih de var diyebilir miyim? Tabii ki de derim. Denizli'yi de eledim. Tezat, zıtlık. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar, dost düşman gördünüz mü? Gördük. Neden düşman görüyor aynaları? Çünkü eskiden gençti, güzeldi, değil mi? Instagram'a sürekli fotoğraflarını atıyordu, paylaşıyordu, gayet güzeldi. Daha sonra ne oldu? Yaşlanmaya başladı. Kendi fotoğraflarından çok torununun, çocuğunun fotoğraflarını atmaya başladı. Instagram'dan Facebook'a geçmeye başladı ve aynalarla pek dost olmamaya başladı dedik. Tamam, bunu da eledik. Zıtlığı gördük. Mübalağa, abartacak. Ama tekrar bunu söylüyorum. Daha önceki derslerimde de söyledim. Hep bu hatayı yapıyoruz arkadaşlar. Mübalağa deyince illa hocam olduğundan fazla olacak. Hayır, olduğundan düşük de gösterebilir. Bakın Necip Fazıl ne diyor bir şiirinde? İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. İnsan 3-5 damla kandan mı oluşuyor arkadaşlar? Ya da ırmak 3-5 damla sudan mı oluşuyor? Bu sefer de olduğundan çok 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 daha düşük göstererek abartmadı mı? Abarttı. Bakalım burada da ne var? Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden 7 kat arşa kadar kanatlandık. Burada olduğundan fazla gösterip abartma yaptı. Tamam. Gelelim Tecavül Arif'e. Tecahil, tekrar söylüyorum, bakın cahil gibi çıkıyor burası, gördünüz mü? Cahil, cahil bilmez. Yani bilmezden gelme sanatı olacak. Tamam. O halde bir de bilmezden gelmesi için bir soru sorması gerekmiyor mu? Yani istifham sanatı da gerekiyor. Bakın burada mesela yaptı. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Neden düşman göründüğünü bilmiyor mu? Yaşlandı, biliyor, bilmezden geliyor. Bakın soru sordu. Ama buraya baktığımızda ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Neyi bilmezden geldi ki? Hani soru? Yok ki. O yüzden biz cevaba ne diyelim? Adana merkez patlıyor herkes diyelim ve diğer sorumuza geçelim. ÖSYM aynen böyle yine sordu arkadaşlar. Bu kavramı sordu, biz de aldık. Bakalım bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Selçuklu ve Osmanlı döneminde ortaya çıkan nokta 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 ahilik adı verilen esnaf teşkilatlarının örgütlenmesine ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları, kuralları belirtecek. Esnafların yanı sıra halka da seslenen bu ürünler mistik bir hava taşır, nesir biçimindedir. Tamam. Ayrıca arkadaşlar ÖSYM şöyle sordu. Yiğitlik, mertlik anlamlarına da gelir. Bunu da buraya belirtelim. Neydi cevap? Fütüvet name. Petname'de öğüt verecek. Menakıbname'de menkıbe, hikayelerini anlatacak din büyüklerinin. Gaza ve cihat anlayışı, bakın, savaşları anlatacak. Surname, soyadı. Kadınlar evlenince soyadlarını değiştiriyorlar mı? Evet, bakın evlilik, düğün ya da sünnet düğünü, şölenler olacak. Oradan aklınızda kalsın. Surname'de de bunu anlatacak. Cevap ne olsun? Denizli olsun. Hemen bir diğer sorumuza geçelim mi? Geçelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçı ile karşısındaki açıklama arasında uyum yoktur diyor, bakalım. Baki 16. yüzyılda yaşamış. Din ve tasavvuftan uzak durmuş. Rindane, yani neydir?
işte zevkten, eğlenceden falan ondan bahsedecek. Rindane gazel ustası olup Mesnevi'de yazmamıştır. O Baneneden biliyoruz değil mi? Bakın yine çıktı karşımıza. Baneneden çıktı. Baki, Nedim, Nefi. Bunlar hiç Mesnevi yazmayacak. Baki de yazmamış. Doğru bir bilgi mi? Evet. Mahalleleşme akımının temsilcilerinden de Baki. Gırgır Şamata bunlardan bahsedecek. Fuzuli 16. yüzyılda yaşamış. Azeri Türkçesiyle yazmış. Tamam. Aşıkhane gazellerinde aşkın verdiği acıdan hoşnutluk duyan, beşeri aşktan ilahi aşka çıkan, tasavvufa ulaşan bir sanatçı değil miydi? Evet, aşkla kavuşamamak esaslı Fuzuli'de. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacından tabip, kılma derman kim helakım zehri dermanındadır diyordu. Aşk derdiyle ben hoşnutum, ey tabip, tabipler odasından aklınızda kalsın, doktorların hani toplandığı bir kurum. Yani bana ilaç verme doktor diyor. Ben aşk derdinden hoşnutum. Kavuşmasam da olur. Allah'a ulaşmak kafi diyor. Nabi'ye geçelim arkadaşlar. Nabi 17. yüzyılda yaşamış. Beşeri aşkı ve ten zevkini zarif bir söyleyişle dile getirdiği şuhane gazelleriyle tanınmış büyük bir şairdir diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Nabi beşeri aşkı mı anlatıyor? Arkadaşlar bunun hikayesi var bakın. Nabi peygamber aşkıyla yanıp tutuşan bir insan. İstanbul'da memur olarak görev yapmaktayken padişahtan iznini koparıyor hacca gitmek için. Asıl ilahi aşk tabi orada peygambere sevgiliyle kastettiği orada peygamber Allah sevgiliye kavuşmak için ne yapıyor? Hacca izin alıyor. Daha sonra arkadaşlar Ayrılık Çeşmesi durağı var. İstanbul'da Kadıköy'ü bilenler oradaki durağı da bilir. Eskiden savaşa giden askerler, hacca gidenler oradan uğurlanırmış. Nabi'yi uğurluyorlar işte molalar veriliyor, develer, kervanlar falan gidiyorlar. Bir gün kalmıştır artık Mekke'ye, Medine'ye ulaşacaklar, sevgiliye ulaşacak. Nabi çadırlar kuruluyor, gece yatılıyor ama heyecandan Nabi uyuyabilir mi? Hayır. Ama bir bakıyor insanlar ayaklarını Medine'ye, Münevvere'ye doğru, Peygamber Efendimiz'in olduğu yere doğru uzatarak yatıyorlar. Hayda oldu mu şimdi? Olmadı. Nabi ne diyor? Patlatıyor hemen orada bir şiir. Ne diyor? Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Sakın terki edepten bak edepsizlik yapma. Sen ne yapıyorsun öyle ayağın oraya uzatılır mı? Kuyu mahbubu hüdadır bu. Hüda, sevgilinin mahallesi, kuyu mahalle demek. Nazargah ilahidir. Nazar hani bakıştan gelir ya. Nazarın değdi deriz. Nazarın değdi deriz. Nazargah ilahidir. Yani herkesin nazarla baktığı. Keşke ben de gidebilseydim dediği makam Mustafa'dır bu. Peygamberimizin makamıdır bu diyor. Öğüt veriyor orada. Öğüt şairi arkadaşlar bu. Bakın dinden bahsediyor. Hacca gidiyor. Sen nasıl beşeri aşk dersin? Hikemi tarz değil mi? Nabi ekolü yok mu? Hikemi tarzda öğüt verme yok mu? O halde Hikemi gazel olması mı burada? Olsun tabii. Sen nasıl beşeri aşk şuhane gazelleri tanımış dersin? Kesinlikle yanlış. Çok uzattım arkadaşlar soruyu. Hemen geçelim. Nefi 17. yüzyılda Siyam-ı Kazalarıyla ünlüdür. Yine Bane neden Mesnevi yazmadığını biliyoruz. Şeyh Galip 18. yüzyılın son büyük ustası. Hüsnü aşkı da var. Mutasavvıftır. Galata Mevlevi Hanesi'nde takılmıştır. O da doğru. Cevabı Ceyhan dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Evet, Türklerin ne diyor? İslam uygarlığı içine yer almaya başlamasıyla ortaya çıkan 13 ve 19. yüzyıllar arası evet divan edebiyatında ilkleri soruyor burada. Yanlışı soruyor. İlk resmi vakanüs, resmi tarihçi kim? Naima. Naima tarihi kendi adıyla yazmış. Doğru. İlk tezkire Mecalüs-i Nefais değil miydi Alişir Nevai'nin? Doğru. Sultan-ı Şuara arkadaşlar Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in hocasından bahsediyorsunuz. O halde şairlerin sultanı olsun mu? Olsun tabii. Sultan-ı Şuara da var. Daha sonra fabl tarzı mizahi mesnevi yazan şeyhi Harname eşeği konuşturmuyor mu? Fabl tarzı. Tamam o da var. Temsilcisi din dışı gazelleriyle tanınan Hoca Mesut. Hoca Mesut'tan mı? Arkadaşlar din dışı gazelleriyle tanınan Hoca Mesut mu vardı? Yoksa Hoca Dehhani mi vardı? Her hocayı ne yapmayacağız? Divan edebiyatının din dışı gazelleriyle tanınan dehanesi demeyeceğiz yani. Hoca Dehhane din dışı gazelleriyle tanınıyor. Her hocayı onu işaretlemeyeceğiz. Hoca Mesut falan değil. Hoca Dehhane din dışı temaları işlediği için ne yapıyor? Divan edebiyatının
başlatıcısı olarak kabul ediliyor. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. İslamiyet öncesiyle ilgili de banko bir soru gelecek. Hangisi söylenemez diyor. Halk edebiyatını hazırlayan bir dönemdi değil mi arkadaşlar? Nazım birimi dörtlüktü. Ondan sonraki halkta da dörtlüktü. Törenlerimiz vardı. Bak sığır avlayacaklar. Buradan aklınızda kalsın. Sonra avladıktan sonra bir kurban yapsınlar. Kurban törenleri yapsınlar. Yuh bana öldü gitti bakın. Ölenlerin arkasından törenler yapsınlar. Dinsel toplantılarda oluşturulmuş. Çünkü din adamları genelde şairler. Yabancı dillerin etkisi yoktur. Neden? İnternet mi var arkadaşlar? Çok eski bir dönemden bahsediyoruz. Göçebe bir yaşamdan bahsediyoruz. Hangi milletle iletişim haline geçecek? Geçelim. Daha çok dini tasavvufi konular mı? Dini tasavvufi nerede arkadaşlar? Tekke edebiyatında var. Divan edebiyatında var. Ne diyor bunlar? Olur mu öyle şey? Olmaz. Cevap Denizli. Ahenk unsurlarına önem veriliyor. Bir de kopuz adı verilen sazları vardı. Bu da doğru. Cevabı ne dedik? Denizli dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Hatırlayacaksınız. ÖSYM daha önce sormuştu. Gazeller vererek sıralama sormuştu. Bu sefer de dörtlüklerden bulmaya çalışacağız. Şimdi biz sonuncuyu bulalım mı önce? Sonuncuda ne olacak? Son beyitte tapşırma. Beyit dedim, affedersin. Son dörtlük tapşırma olacak. Yani bir sanatçı ismi bulacağız. Bakın şurada Emrah ismini gördüm. O halde şu iki numaralı en sonda yer alsın mı alsın. Ben şöyle şıklara baktığımda direkt cevabı da gördüm mü gördüm. Arkadaşlar tamam. Bu sonuncu, yani şuraya 3 yazayım en sonda. Peki birinciyi bulalım biz. Birinci nasıl olacak? A, B, A, B şeklinde sıralanacak. Daha önceki soruda anlattım ya bakın. A, B, C, B şeklinde de olur. Sıkıntı değil. Çıkma A dedi. Gelinmez B dedi. Verme A dedi. Sevilmez B dedik. A, B, A, B, 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 C, 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 D diye gidecek. O yüzden şu şekilde çapraz uyaklı örgü görürseniz bunu da ilk dörtlüğü olarak kabul edeceğiz dörtlüğün. Şuna bir dedik. Bu da zaten arada kalıyor ortanca olan. Buna da iki dedik. O zaman sıralama 3, 1, 2 kontrol edelim. 3, 1, 2 cevabı Edirne dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bir edebi sanat daha var karşımızda. Gayet de güzel bir edebi sanat. ÖSYM böyle de veriyor. Altı çizili vermişti. Böyle vermediği sorular da oluyor. Biz buluruz zaten. Şimdi alın terin kıymetin belki çok kişi bilmez. Unutma ki yere düşmekle altın değer yitirmez. Dikkat. Şimdi düşünün. Gerçekten yere düşünce altın değer düşer mi? Yere elinizdeki altını düşürdünüz. Toprağa düştü. Onu güzelce temizlediniz. Kuyumcuya gittiniz. Bozdurayım şunu dediniz. Kuyumcu size dedi ki bu ne ya? Bunu sen toprağa düşürmüşsün. Bunu ben 100 lira daha değerini azaltacağım dese siz şaşkın şaşkın bakmaz mısınız? Ne diyorsun arkadaş sen? Toprağa düştü diye, yere düştü diye sen altın değerini nasıl düşürürsün diye. Değil mi? Tartışmaya girersin. Zaten yok böyle bir şey. Saçma olur. O yüzden bu gerçeklik payı. Gerçekten de altın yere düşünce değer yitirmez. Ancak kastettiği bu mu? Değil tabi. Yani önemli şahıslar, önemli varlıklar, kavramlar, böyle ufak tefek başına gelen sıkıntılardan dolayı değerini kaybetmez ki. Ufak tefek eleştirilerden dolayı değerini kaybetmez ki. Asıl kastettiği nedir? Mecaz anlamdır. Sen altın yere düşmekle altın değer kaybetmez derken gerçekten altını anlamazsın. Bunu anlarsın. Hem gerçek hem mecaz anlama gelip de mecaz anlamı kastederse bunu kastediyor. Biz bu sanata ne diyeceğiz arkadaşlar? Kinaye diyeceğiz cevaba. Denizli dedim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Olmazsa olmazlarımızdan biri de neydi? Akımlar. Kritik noktayı göreceğiz arkadaşlar burada. Bu akım bireyin kendi özünü bulması gerektiğini, hür olmanın son derece önemli olduğunu, kişinin geleceğini kendisinin verdiği kararların oluşturduğunu zaten buradan çıkarttım ben. Modernist edebiyat bu yüzden bunalım edebiyatı diyor. Küçük burjuva aydının ruhsal bunalımlarını işliyor. Arkadaşlar özgürlüğü savunuyor. Aynen hümanizm gibi. İnsan biriciktir, tektir, vardır. İnsan kendi kendine kararlarını verirse var olur. Baskıya maskıya gelemez derse. Biz bu sanata ne diyeceğiz? Varoluşçuluk, diğer adıyla egzistansiyalizm diyeceğiz. Cevabım ne olacak? Ceyhan olacak. Bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru karşımızda. Bu arada size ufak bir müjde vereyim arkadaşlar. Hazırlıklarını yapıyorum. Bugüne inşallah yetiştirebilirsem bugün de o dersi yayınlayacağım.
100 soruda, 100 cümlede arkadaşlar Türk edebiyatındaki eserlerle ilgili ne var ne yok hepsini halledeceğiz. En kritik yerleri aldım ve en kritik bilgileri oraya koydum. Çok kısa, çok öz. Onları bilseniz eser özetleriyle ilgili soru kaçırmanız imkansız gibi bir şey. Ayrıca eser yazarlardan da aynı şekilde onun içinden soru gelecek. Yani 3-4 tane soruyu cebe atabilirsiniz. Çok önemli bir ders olacak arkadaşlar. İnşallah yetiştirebilirsem bugün yayınlayacağım. Yetiştiremezsem nasip olursa yarın o dersi de yayınlayacağım. Hemen bakalım. Şimdi burada tabii ayrıntıya girdim ben. Biraz da zorlayıcı soruları olsun dedim. Özeti verilen bakın Şefika'yı görürseniz, Atay'ı görürseniz bir süre sonra zengin bir paşa ile evlendirilmek istenen klasik örgüdür. Şefika gönlü Atada olduğu için acıya dayanamaz hastalanacak. Kısa süre içerisinde Veren Şefika'yı ölümün eşiğine getirecek. Okuldan izini gelen tıbbi öğrencisi Ata, Şefika'nın ölmek üzere olduğunu görünce eczaneden aldığı zehri içecek. İkisi de beraber ölecek. Klasik bir Tanzimat eserini görüyoruz. Bu da kimin eseri? Namık Kemal'in eseri. Hatırlıyor musunuz? Zavallı Çocuk, Akif Bey, Karabela gibi eserleri vardı. Cevabı ne dedik? Edirne dedik. Şefika ile Atay'ı bilsen yeter. Mutlaka verir bu şekilde eser özetlerinde. Şimdi gelelim Servet-i Fünun'la ilgili sorumuza. Numaralama cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Servet-i Fünun romanı Batı'ya hayran bir neslin romanı değil mi? Bu yüzden de eleştiriliyordu. Körü körüne taklit ediyorsunuz siz, bu kadar da olmaz diye eleştiriliyordu. Halis Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit gibi yazarların esasları batılı esaslar üzerinde şekillenmiyor mu? Evet, Mavi ve Siyahlar, Aşk-ı Memnunlar değil mi? İlk batılı anlamda ilk romanlardı. Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik roman. Realist bir şekilde ele alıyorlardı bunları, doğru. Daha sonra Batı edebiyatını batılı eserlerden okuyarak öğrenen bu nesil, romanlarını sadece teknik boyutuyla ilgilenmez. Çeşitli boyutlarla profesyonel olarak yazacaklardı. Teknik açıdan sağlam bir eserlerdi, doğru. Romanların içeriğini, kişilerini, duyuş tarzını, dil ve üslubunu batıdan etkilendikleri az önce dedik zaten realist, naturalist, psikolojik roman da bu dönemde bu anlayışlara göre oluştururlar mı? Aynen öyle. Etkilendikleri batılı romancılar arasında özellikle Molière mi? Victor Hugo mu? Fenelon mu? Şimdi arkadaşlar Fenelon'dan Telemak. Hatırladınız mı? Yusuf Kamil Paşa. O da Tanzimat döneminin sanatçısı. Onlar romantik, klasik, klasizm akımına bağlı. Bir. Molière'den çeviriler yapan kimdi? Ahmet Vefik Paşa. Birinci dönemden bahsediyoruz. Klasizm, romantizm, Victor Hugo. Victor Hugo da romantik. Yine birinci dönemde Tanzimat döneminden bahsediyoruz. Bir Namık Kemaller en önemli romantik sanatçılardan. Sen buna nasıl Servet-i Fünun'da dersin? Kesinlikle yanlış bir bilgi. Ben cevaba ne derim? Edirne derim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Sözü edilen sanatçıyı sormuş arkadaşlar. Sürpriz olarak yani bu gelebilir. Bakalım. Servet-i Fünun devrinde ilk işte buralarda edebiyat yapıyor. Bakın bir eserinden bahsediyor burada. Haristan ve Gülistan adlı eserlerinden bahsediyor. Daha sonra milli edebiyat akımına uyacak. Çağlayanlar adlı eseri vardı arkadaşlar. Gönül Hanım adlı eserinde de Turancı anlayışla yazacak. Mehmet Tolun'un önemli karakterlerinden biri Orhun abidelerini anlatacak. Dolayısıyla kim bu sanatçı? Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Adam daha ne versin? Gayet kolay bir soru. Sürpriz olarak çıkabilir. Evet, geçelim bir diğer sorumuza. Zaten ben şu an bir eseri gördüm, cevabını hemen işaretleyeceğim. Hani ben hazırladım diye değil burada. Ben bu soruyu buraya koymasaydım tabii yine yapabilirdik. Sizler de eminim yapabilirdiniz. Şu karartma gecelerini gördüğünüz anda cevabı yapıştırabilirdiniz. Bakın mizah ustalarından diyor. Karartma gecelerinde neydi? İkinci Dünya Savaşı sırasında akşam olunca belli bir saatten sonra ışıkları kapatma zorunluluğu vardı. Ona atıfta bulunarak ama olay örgüsüne baktığımızda çok ilginçtir. Romanın başından sonuna kadar bir tane edebiyat öğretmeni var. Polisten kaçıyor. Yani psikolojiniz bozulabilir. Romanı okuduktan sonra dışarı çıktığınızda böyle arkanıza biraz bakarak yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir eseri bir. Yok toplumcu bir sanatçı hep yoksulların yaşamını falan. Mizahi öge var. Hababam sınıfı arkadaşlar. En önemli mizahi ürünlerden biri değil miydi? Evet. Sanatçıyı istiyor. Bir de eseri Rıfat Ilgaz. Sınıf Hababam sınıfından aklınızda kalsın. Ama bu sınıf başka şiir türüne bir eser. Hatta bu eserin yüzünden
Rıfat Ilgaz hapse bile girecek. Cevap Bursa oldu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle aşağıdaki eserler arasında bir ilişki kurulamaz diyor. Hangi anlatımda? Bakalım. Tek tek bakalım. Arkadaşlar bayramı gördünüz. Ağa muhtar köylü ilişkisini gördünüz. Hatta burada Haceli karakteri de vardı. Hatırlıyor musunuz? Hangi eserdi o? Yılanların Öcü. Defalarca arkadaşlar birkaç kere de filme de uyarlanmıştı. Onunla ilişki kurdum, eledim. Deniz yaşamını anlatacak Ege Akdeniz. Meşhur bir sanatçımız vardı. Hep denizi anlatıyordu. Halikarnas balıkçısı. Namı diğer adıyla Cevat Şakir. Kabaçlı vardı. Dolayısıyla Aganta Burina Burinata onun eseri değil miydi? Çok meşhur bir eseri. Burada da Mahmut karakteri var arkadaşlar. Tamam, bunu da eledik. Aliye'nin şahsında Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun durumu dile getirilecekti arkadaşlar. Aynen öyle. Aliye idealist bir öğretmendi. Kurtuluş Savaşı'na katılıyordu. Milli mücadeleyi halkı yönlendirmeye çalışıyordu. Ama kendisine iftira atılıp sonunda maalesef öldürülecekti. Hangi eserdi bu? Hatırlayın. Burun Kahpeye. Ama burada göremedim onu. Şimdi devam edelim. Şahin Hoca'nın kişiliği etrafında dini eğitim sistemiyle laik eğitim sistemi arasındaki çatışmayı anlatacaktı. Şahin Hoca da arkadaşlar Ali Şahin Hoca da idealist bir öğretmen. Anadolu'nun bir köyüne gidiyor. Dini yozlaştıranlarla çatışması anlatılacak. Hangi eserdi o? Yeşil Gece. Tamam. Ve artık heyecan dorukta. Cevap ya V ya E olacak. Baktığımızda bir otelde yaşayan çeşitli tabakadan insanların ilişkileri etrafında yeni başkent Ankara'nın sosyal yapısına ışık tutulur. Evet arkadaşlar, oradaki kiracılar anlatacaktı. Oradaki otelin sahibi İbrahim vardı. Ayaşlı ve kiracıları eserini söylüyor ki çıkmış soru, dikkat. Fatih Harbiye de tabii çıktı ama orada kimler vardı? Neriman vardı, Macit, Şinasi, Doğu Batı çatışması vardı. Ama hiç bahsetmedi. Cevabın ne oldu? Bursa oldu. Hemen geçelim bir diğer soruya arkadaşlar. ÖSYM son yıllarda bu hikaye tekniklerini çokça soruyor ve hep de bilinç akışı tekniğini sordu. 2 yıldır üst üste. Bilinç akışı deyince Mersinli fenomen vardı. Ben sizin işte Cumhurbaşkanı Başbakanınızım diyordu. Hatırlıyor musunuz? Cihangir'di sanırım adı. Onun çok ilginç bir konuşması vardı arkadaşlar. Yani konudan konuya atlıyordu. Atıyorum Fenerbahçe'den bahsederken bir anda JFK Kennedy'ye gidiyordu Amerika'da. Bir anda hazineye gidiyordu. Konu değişiyordu. Bir anda atıyorum müsilajdan bahsediyor. Adamın öyle bir hastalığı var. Konu acayip değişiyor böyle. Şimdi baktığımızda bunun ufacık elleriyle işimiz var. Bekle ki küfe de olsun. Karnım da acıktı. Bak konular değişiyor. Kışın bu derdi var işte. Bereket bu akşam konserdeyiz. Konsere gidiyor. İş yok hamiyette. Nerede o eski ses? Görüyor musunuz? Konu Cihangir gibi anlatıyor. Dün midemi bozdum. Karıştırıyorum. Bir gazoz çekmeli. Omzu ağrıyor. Of rüzgar çıktı ve şu paltonu takside ödenirse bir radyo kalır. O da gördünüz mü? Bu nasıl bir akış tekniği değil mi? Bilinç akışı. Aklına ne geliyorsa sıralıyor. Yani anlatının zihninden geçenleri çağrışımlarla ilerleyen düşüncelere ne yapıyor? Aktarıyor. Bu da var. Gösterme tekniğiyle oluşturulmuştur diyor. Evet, sanki bakın tiyatro oyunu gibi bir zihnimizde bir şeyler canlanıyor mu? Canlanıyor. Olay örgüsünün önemsendiği. Nerede olay arkadaşlar? Oradan oraya daldan dala atlıyor. Nasıl önemsendiğini sırayla bir şey yapmıyor ki. Yani sırayla bir şey yapmıyor ki. Kronolojik bir akış var mı? O da yok. Çok karışık bir örgüyle anlatıyor. O yüzden biz cevaba direkt ne dedik? Denizli dedik. Olay örgüsü yok. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçının eserleri arasında yer almaz diyor. Bakalım özelliklerine. Şiiri Türkçülük düşüncesini yaymada bir araç olarak gördüğünden eserleri didaktik kalmış, sanat yönünden güçlü bulunmamıştır diyor. Şiirde biçimsel değişiklik yapmış, klasik dörtlük nazım biriminin dışına çıkarak üçlük, altılık, sekizlik bentler kullanmış. Evet, uzun uzadıya kullanmış bentler. Şurası bence çok kritik. Bence şuradan sanatçıyı çıkaracaksınız. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur diyecek. İlk kez Türk kelimesini kullanacak eserinde milli şair diyeceğiz. Milli edebiyat döneminde yazacak.
E kim bu sanatçı? Mehmet Emin Yurdakul. Tamam. E baktığımızda hangisi Mehmet Emin Yurdakul'un değil arkadaşlar? Türk sazı var. Bakın Ordu'nun destanı var. Turan'a doğru zafer yolunda hep böyle milliyetçi bir hava katar. Ama dinle neyden kimindi? Faruk Nafiz. Çamlıbel'in eseriydi. O yüzden cevabı ne dedik? Adana dedik. Bu dörtlük aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine aittir? ÖSYM bu tarz soruları sormayı çok seviyor. Bir şiir veriyor. Hangi dönemde yazılmış olabilir? Ya da hangi şair yazmış olabilir? Şairin bulunduğu döneme göre işaretleyebiliriz. Ve sanırım çok 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 benzer bu soruyu sordular arkadaşlar. Bakın başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken. Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor muyuz? Bakın başka sanat bilmeyiz. Sanattan bahsediyor arkadaşlar. Sanat adlı şiir vardı. Kimin de o sanat adlı şiir? Faruk Nafiz Şamlıbel'in meşhur bir şiirinden alıntı vermiş burada. Anadolu'yu anlatacak. Tamam. E Faruk Nafiz Şamlıbel öz şiirde mi? Modern şiir mi yazıyor? Toplumcu mu? Garipçi mi? Hayır. Milli edebi beş ececilerde milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren gruptur. Milli edebiyat dönemindedir. Milli edebiyat döneminden sonra da yazıyorlar. Biz buna milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiir deriz. Cevaba ne diyelim? Adana diyelim. Ve artık arkadaşlar geçelim 24. ve son sorumuza. Yukarıda numaralanmış kavramlardan hangisi modernizme esas alan sanatçıların eserleriyle ilişkilendirilmez? Şimdi bakalım. Modernizme esas alan sanatçılara da eserlere baktığınızda hep bireyin huzursuzluğu, yalnızlığı, hep bir bunalım havası yok mudur? Var. Hep intihar ederler, yalnız kalırlar. Bunlar var mı? Var. Bir kesinlikle var. E, alegorik, sembolik anlatımlar yok mu? Orhan Pamuk'un eserlerini düşünün arkadaşlar. Tarihsel sembollerden yola çıkarak eserler veriyor modern, postmodern sanatçılar. Kendi benini öne çıkarmıyor mu? Evet. Kendi yalnızlığına, kendi benini hep içsel konuşmalarını anlatıyor, kendisinden bahsediyor. Bu da ön planda. Zaten az önce yaptık bilinç akışı, bilinçaltı teknikleri tam da bu dönemde arkadaşlar. Yine modern, postmodern romanları okuduysanız oradan göreceksiniz. Akıyor da akıyor. Aklına ne geliyorsa söylüyor. Örneğini gördük. Peki Maupassant tarzı mı arkadaşlar modernizmde var? Olay hikayesini hiç gördünüz mü modernizmde? Tam tersi durum hikayesi ağır basıyor. O yüzden biz cevabımıza ne diyelim? Edirne diyelim. Evet arkadaşlar bir denememizi daha burada bitirdik. Artık deneme olarak kolay, orta, zor diye ayırmayacağım. Bunların karması şeklinde bir deneme ortaya çıkarıp o şekilde sizlere sunacağım. Yine arkadaşlar çok teveccüh ettiniz, çok beğendiniz. Çıkmış sorulara benzer sorular hazırlamıştım size ve o şekilde bir deneme yapmıştım. ÖSYM'ye nazire denemesi yapmıştım. Onun da inşallah çok yakında bir diğer videosunu da atacağım. Böyle Sedat Peker gibi oldu. Video istiyorsunuz. Bakalım bu pazarda ben atabilirsem atarım. Gerçi tabii şakası o işin. Daha da erken atmaya çalışacağım. Yine dil bilgisi derslerine de arkadaşlar önem vermenizi istiyorum. Çünkü başarılı olmak için yani bir Türkçe'de de bir 30 neti görmemiz lazım. 30 neti görmek için de dil bilgisinden güzel netler yapmamız lazım ki paragrafı olan kredimiz olsun. Oradan da yanlışlarımız çıkabilir ama dil bilgisinden o açığı rahatlıkla kapatabilirsiniz. Evet, inşallah arkadaşlar akşamı yetiştirmeye çalışacağım. Çok güzel bir ders daha atacağım. Çok işinize yarayacak. 3-4 soru net cepte olacak. Yetiştirebilirsem akşam, yetiştiremezsem diğer gün o videoyu da atmaya çalışacağım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir başka derste daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.